Türkman Audio Televizyonu'ndan herkese iyi akşamlar. Ana Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimize geçmeden önce haber başlıklarını izleyelim. Ardından tekrardan karşınızda olacağım. Cumhurbaşkanı Behram Salih İngiltere'nin Irak'a olan desteğine değinerek övgüde bulundu. Başbakan Adil Abdülmehdi, Irak'ın Güney Koreli tecrübeden ciddi bir şekilde faydalanmak istediğini belirtti. Sadır Hareketi lideri Muktada Sadır, sazedelere siyasi amaçlarla yardımın kullanılmamasına çağrıda bulundu. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Hasan Kerim El-Kabi'nin başkanlığında ve 194 milletvekilinin de hazır bulunmasıyla bazı milletvekillerinin üyeleri hakkındaki temyiz konularını ele almayı erteledi. Bakanlar Kurulu'na bağlı Barışçıl Yaşam Komisyonu Tuzurmatı ilçesindeki etnik gruplar arasındaki yaklaşımı sağlamak için toplantılarına devam ediyor. Bir Suriyeli askeri kaynaktan alınan bilgilere göre Halep'te bulunan silahlı gruplar tarafından ateşlenen Grad roketleriyle içlerinde 2 çocuk ve 3 kadın olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Behram Salih İngiltere'nin Irak'a olan desteğine değinerek övgüde bulundu. Cumhurbaşkanı Salih İngiltere'nin uluslararası ticaret işlerinden sorumlu Devlet Bakanı William Fox ve beraberindeki heyeti kabul ettiği sırada şirketlerin terörden zarar gören şehirleri yeniden imar etmeleri konusundaki üstün rollerinin önemine vurgu yapıldı. Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve başta ticaret ve ekonomi olmak üzere birçok alanda ikili işbirliği konularını ele alındı. Cumhurbaşkanı Salih ile bir araya gelen İngiltere Bakan, ülkesinin başta terörle mücadele olmak üzere birçok alanda Irak'a vermiş olduğu desteğini yeniledi. Başbakan Adil Abdülmehdi gerek sağlık ve gerekse ziraat, imar, yol yapım çalışmaları, okullar ve araba üretimi konularında Irak'ın Güney Koreli tecrübeden ciddi bir şekilde faydalanmak istediğini belirtti. Abdülmehdi açıklamasını ekleyerek ayrıca Irak Güney Kore ile olan ilişkilerinden dolayı gurur duyduğunu ve Irak vatandaşının da Güney Koreli üretime ciddi bir şekilde güvendiğini ve ikili işbirliği konusunda istekli olduğunu belirtti. Güney Kore Devlet Başkanı Danışmanı ise ilişkilerin güçlendirilmesi ve Koreli tecrübenin Irak'a aktarma konusunda istekli ve hazır olduklarını dile getirdi. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Hasan Kerim El-Kabi'nin başkanlığında ve 194 milletvekilinin de hazır bulunmasıyla bazı milletvekillerinin üyeliği hakkındaki temyiz konularını ele almayı erteledi. Parlamento oturumunda ayrıca Irak mallarını geri alma yasa tasarısında yapılan düzenleme konusu da ertelendi. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Hasan Kerim El-Kabi, Dışişleri Bakanı Muhammed Ali El-Hakim'in de hazır bulunmasıyla parlamentoya bağlı Dış İlişkiler Komisyonu toplantısına başkanlık etti. Toplantıya başkanlık eden El-Kabi, yeni hükümetin iç ve dış seviyelerde ülkeyi düzene sokacak bir sistemi başlattığını belirterek eskiden büyükelçilerinin seçimlerinin siyasi etkenlerle gerçekleştiğini söyledi. Sayrom koalisyonu il seçimleri için belirlenen zamanda yapılmasını talep etti. Koalisyon milletvekilleri yapmış oldukları basın toplantısı sırasında siyasi ve
partizan müdahalelerin seçimlerin zamanlamasını kontrol etmekten alıkoyması gerektiğini vurguladı. Sadır Hareketi lideri Muktada As-Sadır, selzedelere siyasi amaçlarla yardımın kullanılmamasına çağrıda bulundu. As-Sadır sosyal paylaşım sitesinde yapmış olduğu açıklamada etkilenen bölgelere göre ordu ya da Haş-ı Şabi komiteler olmalarına yardım etme görevinin altını çizdi ve sellere maruz kalan bölgelerde vatandaşlara yardım sağlama çabalarını vurguladı. Selle mücadele hücresi barajlarda, ana ve alt nehirlerde su durumu hakkında bir açıklamada bulundu. Selle mücadele hücresi Ninova'daki Dicle Nehri'nin seviyesinin normal haliyle kontrol edildiğini doğruladı. Hücre ayrıca duruma göre Bağdat'a yapılan deşarj normale döndüğünü ve dolayısıyla saniyede 500 metreküp Dicle'nin sularında düşüş kaydettiğini belirtti. Sarsar Gölü'ne doğru saniyede 10.000 metreküp deşarj olduğu belirtildi. Hücre vasıtta ise nehir seviyelerinin normale döndüğünü ve kutun suyun Meysan üzerindeki baskıyı hafifletmek için Musandak bölgesine yönlendirilmesinden sonra baskın hale geldiğini dile getirdi. Süleymaniye'nin Kalar ilçesinde düzenlenen Enfal suçlarının 31. yıl dönümünde bir anma töreni düzenlendi. Törene katılan parlamento başkanı ikinci yardımcısı Beşir Haddad, rejimin işlediği suçların büyüklüğünü ve çirkinliğini hatırlatmak için bu trajedinin canlandırılmasının önemini vurguladı. Bakanlar Kurulu'na bağlı Barışçıl Yaşam Komisyonu Tuzhurmat ilçesindeki etnik gruplar arasındaki yaklaşımı sağlamak için toplantılarına devam ediyor. Komisyon bu kapsamda Kerkük'te konuyla ilgili özel bir toplantı düzenledi. Bakanlar Kurulu'na bağlı Barışçıl Yaşam Komisyonu Tuzhurmat ilçesindeki etnik gruplar arasındaki yaklaşımı sağlamak için toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda Kerkük'te konu ile ilgili özel bir toplantı düzenlendi. Tuzhurmat'ta toplumdaki barışı ve istikrarın devamını aynı zamanda ilçe halkının arasındaki bağı güçlendirmek amaçlı toplantılar sürüyor. Konu hakkında kameramıza konuşan Ulusal Uzlaşma Komisyonu'nun başkanı Fael Maliki, bugün Tuzhurmat ilçesinde etnik gruplar arasında yaklaşımın saplandığını ve istikrarının ayrıca hizmet sunmanın gerçekleştiğini görüyoruz dedi. Barışçıl Komisyonu'nun Başkanı Doktor Muhammed Koca ise gerçekleşen toplantı hakkında şöyle konuştu. Türkmenlere bütün bu oyun olanlar, çünkü Türkmenler vatan sevendiler, Irak'ın birlik barabarlığını istediğimize onun faturasını verdik yaşadığımız bölgelerde. Ve bu komisyonu biz de destekliyoruz. Eğer pek bir niyetten gelipse, işekede mücadele yoksa başka kavmiyete, biz bunu kesinlikle karşı duyduk, bu komisyona da destekli, ama o kimselerden yaşamak olmaz DAEŞ zulmü. DAEŞ olsun, bizim masum insanlarımızın kanına el bulanan ve DAEŞ'e benzeyenler olsun. DAEŞ'e benzeyenler de o kimseler istediler, Irak'ı parçalaslar, bölsüler, Türkmenler olmasaydı Irak parçalanmış idi, özellikle bizim bölgelerimiz yetmiş idi, başkalarının elindeydi. Toplantı ile ilgili kameramıza konuşan Irak Türkmen Cephesi Selahattin ili sorumlusu Heytem Muhtaroğlu ise fikirlerini şöyle dile getirdi. Neye ittifak olundu? Onlar gözaltına alınacak. Üç komiyanın ortasında Türkmen, Kürt, Arap. Bunlar bakarlar bu yazılan fakaralara bir. Herkes öz reyini verecek. Bu fakarada benim reyim budu düzlensin, o aynı kalsın. Gelen fakaralar bir 14 fakara tekrimen. Onlardan sonra her kavmiyetin öz kendi olarak bir
ne bir dediği var, ne bir istediği var. Ona göre yazılacak. 14 noktadan ayrı her kavmiyetin öz isteği buna koyulacak. Bundan sonra gelecek günlerde Allah sahil etse bizim bu Dicle'nin dediğimiz kuvvatı ve alınan kararların meydana çıkmağı ne şekilde tatbik olunsun, ameli bir şekilde meydana çıksın. Yarın yok, üçü gün Duz Hurmatı da tamamen silah haddine ve Kürküye tabi olan bazı Bağdat merkezi hükmete tabi olan kuvvetlerle mantıkada Nancan'ın kuva emniye var, eciz emniye var dediğimiz. Onlardan da bir toplantımız olacaktı. Onlarla onların görevleri ne şekil olacaktı? Bu Lijle'yi de ne şekil çalışacaktılar? Bu Lijle'nin kararını tenfiz etmek için ne işlere kalkmakları gerekir? Onlardan da dinleyeceğiz. Sudan'daki geçici askeri konsey sözcüsü Şemseddin Kabbaşi istifadan sonra Savunma Bakanı Avad bin Avf'ın askerlik hizmetinden muaf tutulduğunu ve emekliye ayrıldığını söyledi. Kabbaşi yapmış olduğu bir basın toplantısı sırasında Ulusal Kongre Partisi Başkanı Ömer El-Beşir'in dışlara tarafını ve sonraki geçiş hükümetine katılmaktan alıkoyma kararı verdiğini ve kamu düzenini ve kongre partisinin varlıklarının alınmasına ilişkin bir komite kurulmasını gözden geçirdiğini belirtti. Konseyin Washington ve Cenevre'deki Hartum Büyükelçileri görevlendirilen muaf tutmaya, daha doğrusu tutmaya karar verdiğinde sözlerini ekledi. Bir Suriyeli askeri kaynaktan alınan bilgilere göre Halep'teki Halidiye ve Nil Caddesi mahallelerinde bulunan silahlı gruplar tarafından ateşlenen Grad roketlerle içlerinde 2 çocuk ve 3 kadın olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Halep polis merkezindeki bir kaynak ise roketlerin kuzeydeki Halep banliyölerinde konuşlandırılan terörist gruplardan ateşlendiğini ve bunlardan birinin kentin popüler pazarlarına düştüğünü söyledi. Sudan'daki geçici askeri konsey sözcüsü Şemseddin Kabbaşi, konseyin sivillerin güvenliği konusundaki istekliliğini vurgulayarak ordu merkezinin önünde oturmayı dışladı. Konsey sözcüsü istihbarat servislerini ve polisi yeniden yapılandırmak için yeni tedbirler kaydetti. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cavad Zarif, Avrupalıların ülkesine olan bağlılıklarını yerine getirme konusunda geride kaldığını söyledi. Zarif, Avrupalıların İran'ın onları beklediğini düşünmüyorlardı dedi. İran'ın komşularıyla iyi ilişkiler içinde olduğunu ve bu çalışma konusunda birçok ülkeyi benzer mekanizmalar başlattığını da ekledi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Petersen, siyasi süreci tartışmak üzere yeni bir istişare turunun parçası olarak Şam'da Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim ile bir araya geldi. Birleşmiş Milletler Suriye Temsilcisi tüm konularda detaylı ve önemli tartışmalar yaptı. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, görüşmelerin Suriye'deki krizi çözmek için siyasi süreçte ilerleme kaydetme çabalarını ve anayasayı görüşmek ve komitede dahil olmak üzere siyasi süreçle ilgili istişareleri tamamlamaya yönelik çabaları gözden geçirmediğini belirtti. İran'ın Şura Konseyi temsilcileri Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Tahran'a ekonomik ambargo getirilmesinde işbirliği yapacak ülkeler üzerinde ekonomik yaptırımlar uygulayacak bir tasarıya oy verdi. Konseydeki 52 milletvekili Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapan devletlerin İran aleyhindeki yaptırımlarını uygulamalarında cezalandırmak için tasarlanan bir yasa tasarısını onayladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore mevkidaşı Kim Jong-un ile Washington ve Pyongyang arasındaki nükleer müzakerelerin kurtarılmasına yardımcı olmak için dördüncü bir zirve yapmaya hazır olduğunu söyledi. Moon Jong-un ile geçen yıl 3 kez bir araya geldi ve ayrıca Kuzey Kore'nin nükleer ve füze testlerinden ve Kim ile Başkan Donald Trump arasındaki savaş tehdidinin değişmesinden sonra Washington ve Pyongyang arasında nükleer görüşmeler başlattı. Kim'in Trump arasındaki Şubat zirvesinin çöküşü Moon'un diplomatik bir katalizör rolü konusundaki şüphelerini artırdı. Şimdi de spor gelişmelerini izleyelim. Futbol Federasyonu milli takımın Katar'da düzenlenecek Körfez ülkeleri futbol şampiyonasına katılmayı onayladı. Dolayısıyla düzenlenecek Körfez 24 futbol şampiyonasına Irak, Katar, Umman, Küveyt ve Yemen'den oluşan toplam 5 takım katılacaktır. Süper Lig 22. hafta maçları Eşabi Stadyumunda oynanan Emanet Bağdat'la Zevrat takımları maçı Emanet Bağdat'ın 1-0'lı galibiyetiyle sonlandı. Bahri takımı teknik direktörü Saad Hafız, kulüp yönetiminden özür dileyerek görevinden istifa etti. Basketbol Süper Lig 5. hafta maçları kapsamında Şurtak takımı Kars takımını 85-84 yendi. İngiltere Premier Ligi 34. hafta maçları kapsamında Liverpool takımı konuk ettiği Chelsea takımını 2-0 yenerek liderliği tekrardan kazandı. Aynı turnuvada Manchester City takımı konuk olduğu Crystal Palace takımını 3-1 yenmeyi başardı. İspanya La Liga 32. hafta maçları kapsamında Valencia takımı konuk ettiği Levante takımını 3-1 yenerek puan durumunda 4. sırayı elde etmeyi başardı. İtalya Serie A yarı final maçlarında Juventus takımı Napoli'nin Kivoyu'yu 3-1 yenmesiyle şampiyonluk sevincini biraz erteledi. Amerika'da düzenlenen Houston tenis turnuvasında Çilili Christian Janin, Norveçli Kapsel Rodu'yu 2-1 yenmesinin ardından şampiyon oldu. Şimdi ise haber başlıklarını tekrardan izleyelim. Cumhurbaşkanı Behram Salih İngiltere'nin Irak'a olan desteğine değinerek övgüde bulundu. Başbakan Adil Abdülmehdi, Irak'ın Güney Koreli tecrübeden ciddi bir şekilde faydalanmak istediğini belirtti. Sadır Hareketi Lideri Muktada As-Sadır, selzedelere siyasi amaçlarla yardımın kullanılmamasına çağrıda bulundu. Parlamento Başkanı 1. Yardımcısı Hasan Kerim El-Kabi'nin başkanlığında ve 194 milletvekilinde hazır bulunmasıyla bazı milletvekillerinin üyeleri hakkındaki temiz konularını ele almayı erteledi. Bakanlar Kurulu'na bağlı Barışçıl Yaşam Komisyonu Tuzur Mahçı ilçesindeki etnik gruplar arasındaki yaklaşımı sağlamak için toplantılarına devam ediyor.
Bir Suriyeli askeri kaynaktan alınan bilgilere göre Halep'te bulunan silahlı gruplar tarafından ateşlenen Grad roketleriyle içlerinde 2 çocuk ve 3 kadın olmak üzere 11 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Böylelikle bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.